Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yalid ve lem yulad ve lem kufuven ahad. Sadakallahul azim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde İhlas Suresi ışığında İslam dini ile diğer beşeri ve ilahi dinler arasındaki farkı ortaya koyacağız. Estauzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ehad. Ey Habibim Muhammed, ey müminler, şunu diyin ki Allah birdir, tektir. O kainatta, mükevvenatta tektir. Allahu samed. O samettir. Lem yelit ve lem yulet. O doğmamış ve doğrulmamıştır. Ve lem yekullehu küfüven ahad. Hiçbir şey onun dengi değildir. Yaratıcılık hususunda dengi değildir. Rızık vericilik hususunda dengi değildir. Kuvvet ve güç hususunda, yargılama hususunda, ödül verme ve ceza verme hususunda hiçbir ruhani varlık ve cismani varlık Allah Teala Hazretlerinin dengi değildir. Kardeşlerim, İslam dini içsel donanıma önem veren ulvi bir dindir. İslam dininde bütün yapı, bütün donanım içseldir. Ruhi duygular taşır, manevi duygular taşır. İslam dini ve Allah Teala Hazretleri kesinlikle cismani yapılara iltifat etmez kendisini bir cismani yapı ile, bir nesnel yapı ile, bir heykelle, bir resimle veya bir dağ parçası ile, gökle, yıldızla bütünleştirmez, bütünleştirmemiştir. Bütünleştirmek isteyenlere ve bütünleştirmiş olanlara da şirki kavram açısından yaklaşmıştır. Müşrik kabul etmiştir. Öyleyse kardeşlerim İslam dininin ortaya koyduğu bütün değerler ruhi donanımdır. Ruhsaldır, manevidir ve içseldir. İnsanoğluna İslam dini ve Kur'an-ı Mucibül Beyan içsel bir aydınlık verir. Ruhi bir aydınlık verir. İslam dini kardeşlerim ahlakı, edebi ve ruhi yüceliği öne çıkarır. İnsanların cisimlerine ve şekillerine bakmadığı gibi, cisimlerine ve şekillerine değer vermediği gibi, hiçbir mahlukatın da cismi yapısına, şekli yapısına değer vermez. İla, İslam dini, Kur'an-ı Mucibül Beyan, ilahi varidatı, ruhumuz, aklımız ve duygularımızla bütünleştirmemizi ister. Allah Celle Celaluhu'nun ruhi kavramını, onun sıfatlarını, onun ismi tecellilerini ruhumuzla, aklımızla bütünleştirmemizi ister. Allah Celle Celaluhu'yu biz bir putun içinde bekleyemeyeceğimiz gibi, göremeyeceğimiz gibi, zannedemeyeceğimiz gibi bir resimle de bütünleştiremeyiz. Bir insanın şeklinde ve bünyesinde de Allah Celle Celaluhu'yu bütünleştirerek ona da ibadet edemeyiz. Kardeşlerim dikkat ederseniz mescitlerde içsel bir yapı vardır. Yani mistizm yoktur, mistik yapı yoktur, ruhi donanım, ruhi yapı vardır. İslam dininin ortaya koyduğu tüm değerler içseldir. Ruhi dalgaları ilgilendirir, aklı ilgilendirir, düş ve düşünceleri ilgilendirir. Vücudu ve bedeni ilgilendirmez. Onun içindir ki mescitlerde ve evimizde namaz kılarken kesinlikle bir resimle ilgilenmeyiz. Bir ikonla ilgilenmeyiz, bir şekil ile de ilgilenmeyiz. Orada ruhumuz Allah ile olur. Onun için kardeşlerim evinde namaz kılan bir kişi de namaz kılarken huşu içindedir. Allah ile bütün olmuştur. Ruhi donanımı Allah ile bütünleşmiştir. Onun için o huşu erbabıdır artık. Çünkü bütün ilahi duygular ona içsel olarak hitap eder. İlahi duygular Allah kelmesinin kavramı, Allah Celle Celaluhu'nun tüm isimlerinin tecelliyatı onun ruhuna hitap eder aklına hitap eder, kalbine hitap eder. Kardeşlerim, gerek Hristiyanlık ve gerekse beşeri duygular taşıyan diğer dinler, felsefi inanç taşıyan beşeri dinler, tamamen görsel ve nesnel varlıklarla bütünlük arz ederler. Bir kiliseye bir Hristiyan gittiği zaman orada Hazreti İsa'nın ve Meryem Ana'nın heykelleri, heykelcikleri, resimleri vardır. Yani kilisede ruhi bir hava yoktur, içsel bir donanım yoktur, mistik bir hava vardır. O resimlerden insanlar etkilenir. Bir Meryem Ana'nın heykelinden, onun yapılmış tablosundan etkilenir. Dikkat ederseniz aslında o kilisedeki o Meryem Ana heykelinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş şeklindeki o heykelinde ilahi bir duygu yoktur. O resmi yapan, o heykeli yapan sanatkarın enerjisi vardır. Yani Hazreti İsa'nın heykelinde, çarmıha gerilmiş heykelinde Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir İlahi vasfiyeti yoktur, Allah kimliği yoktur, ruhi kimlik yoktur. Meryem ananın resimlerinde de, heykellerinde de yine ilahi bir kimlik yoktur, içsel bir algı yoktur, ruhi bir donanım yoktur. Tamamen o resimleri yapan sanatkarın elinin ve kaleminin estetik yapıları vardır. Resimde bir güzellik vardır o heykelde bir güzellik vardır ama o güzellik o heykeldeki nesnel ve estetik yapı nedir kardeşlerim? O heykeli, o resmi yapan, o tabloyu çizen sanatkarın enerjisini taşır. İlahi bir varida taşımaz. Halbuki mescitlerde ve müminin bulunduğu her yerde bir şekle, bir resme, bir heykele, bir efendim Manevi bir varlığa, ruhi bir varlığa ihtiyaç yoktur. Çünkü mümin her yerde Allah ile bütündür. Her nerede olursa olsun mümin namaz kılarsa o namazından huşu alır. Çünkü o karşısında bir heykel görmek istemiyor. Heykel kime ait olursa olsun o bir heykeldir. Ona insanlar şekil vermiştir. O heykel ister kilisede olsun İster Havra'da olsun, isterse Budanın heykeli olsun. Bunların hepsi nedir kardeşlerim. Mistik hava taşırlar ama ruhi yapı, ruhi donanım taşımazlar, taşıyamazlar. Ruhi yapının varlığı ve ilahi aşkın kalbe akışı yalnız mü Müslümanlarda, İslam dininde nedir kardeşim, içsellik taşır duygu ile bütünleşme taşır. Akıl ile bütünleşir, ruhi donanım ile ilahi yapı bütünleşir. Halbuki dikkat ediniz kardeşlerim, dünyada en çok nüfusa sahip olan inanç birimlerinden biri de nedir? Budizmdir. Budizmin kurucusu kimdir? Budadır. Ve kardeşlerim, Hindistan'a, Çin'e, Japonya'ya nereye giderseniz gidin, her yerde Buda'nın altın heykelleri vardır. Altından yapılmıştır bir heykel. Onun yanında da o altından yapılmış heykeli karnı aç bir asker bekler. Karnı aç bir asker bekler. Yani dikkat ederseniz kardeşlerim şu anda Hindistan'da yani binlerce ton altın ağırlığında altın Tom altından yapılmış Buda'nın heykelleri vardır. Fakat o insanlar hep aç. Aç susuz yine o heykele şey yaparlar. ibadet ederler. Yine onun heykelini süslemeye çalışırlar. Çünkü Kur'an-ı Mucibül Beyan'ın ortaya koyduğu ve son insanlığın son dini olan ilahi din olan İslam dininin değerleri yalnız içsellik taşır. Yalnız ruhi donanıma hitap eder. Yalnız akla hitap eder. Yalnız duygular ile bütünleşir. Kilisedeki bir Hristiyan kardeşlerim orada kilisedeki ruhi donanımından değil Hazreti İsa'nın ve Meryem Anı'nın yapılmış, şekillendirilmiş Çizilmiş heykellerinden mistik bir havaya bürünür. Yani duygusallığa bürünür ama ruhi bir duygusallık yoktur. Ruhi bir donanım yoktur. Yalnız ne vardır? Yalnız o resimlerdeki, ikonlardaki, tablolardaki e, ressamın yaptığı çizimin, şeklin estetik yapısından dolayı bir duygulanmaya gider ama bu duygulanma ilahi duygulanma değil nedir? Mistik bir duygulanmadır. Yani ikonlardan kaynaklanan bir efendim ressamın yaptığı enerjinin açığa çıkmasıdır. Onun için kardeşlerim şuna dikkat edelim. Kul hüvallahu ehad Ey Muhammed de ki Allah ehaddir, birdir. Şekilden, cisimden, e heykelden, futtan, insandan münezzehtir. Onlar insan, Cenab-ı Hak hiçbir varlıkla bütünleşemez. Allahü samet o samettir. Lem ve lem yulet. Allah Celle Celaluhu doğmamıştır, doğrulmamıştır. Onun bir babası, bir annesi olmadığı gibi o çocuk edinmemiştir. Allah'a çocuk ittikaz edinen, eden. Hristiyanlar ve Yahudiler aldanmaktadırlar. Allah Teala Hazretlerinin bir çocuğu olsaydı daha sonra yine olması gerekirdi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem mekandan münezzehtir, şekilden münezzehtir, cisimlerden münezzehtir ve doğmamış, doğurulmamıştır. Velem yeküllehu küfü ve nehat. Hiçbir şey onun dengi değildir. Kudrette de dengi değildir, Rızık vericilikte de dengi değildir. Yaratıcılıkta dengi değildir. Müminlere cenneti ihsan etme hususunda hiçbir şey onun dengi değildir. İnanmayan müşrikleri, müngillerleri, münafıkları cehennemle cezalandırma hususunda hiçbir şey Allah Teala Hazretlerinin dengi değildir kardeşlerim. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin ibadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kardeşlerim inşallahü teâlâhü'r-rahman İslam dini ile diğer dilleri mukayeseli olarak yapacağımız sohbetler devam edecektir. Her insan İslam dini ile diğer dinler arasındaki farkı bizim lisanımızla ve bizim duygularımızla bilecek ve öğrenecektir. الفاتحه